alemi al yuvarlarımızın ve bunun içerisindeki hemoglobin azalmasıyla ortaya çıkan bir durum. Anemi yapan nedenleri düşünürsek, bu kanın nerede yapıldığından başlayarak bir fikir yürütmemiz gerekiyor. Kan hücreleri kemik iliğinde yapılır. Kemik iliğinde yapıldıktan sonra damar içerisine bırakılır. Eğer bir kişide hemoglobin azalmışsa, bu kişide ya kemik iliğinde bir hastalık vardır. Kemik iliğini tutan pek çok hastalık kan yapımını bozacaktır. Veya kan yapımında kullanılan ham madde diyebiliriz bunlara, demir gibi, vitamin B12 gibi ya da folik asit gibi bazı maddeler eksikse, bu defa kan yapımı azalacaktır. Bu çok temel mekanizmalardan birisidir. Anemiye yol açan bir başka grup hastalık veya durum kişinin kan kaybetmesidir. Bu kişilerde kemik iliği sağlıklı çalışır. Ham madde dediğim demiri, folik asiti, vitamin B12'si mevcuttur. Normal miktarda kan yapar. Fakat hastaların kan kaybı vardır. Bunun çok iyi bilinen örnekleri kadınların adet kanamalarıyla olan kan kayıplarıdır. Normal adet gören, yani aşırı kanaması olmayan bir kadın bile her ay hiç de azımsanmayacak miktarda örneğin demiri ve kanı kaybetmiş olur. Tabii kan kaybı deyince sadece kadınlardaki adet kanamalarını düşünmeyeceğiz. Yine toplumda sık görülmesi bakımından iyi bir örnek hemoroid, yani makatta görülen basur memeleridir. Belirli bir yaştan sonra toplumda çok sık görülen basur memeleri de kan kayıplarının çok iyi örnekleri arasında yer alır. Tabii mide bağırsak sistemi deyince sadece basur memelerini kastetmiyoruz. Bir insanın yemek borusu, midesi, 12 parmak bağırsak veya ince ve kalın bağırsaklarındaki her türlü yara, tümör, bunlar da kan kayıplarına yol açarak anemi hastalığına neden olabilmektedir.